Sevgili dostlar, cuma gününü böyle yaşadık, böyle devrettik ama hafta sonu gelen yoğun gündem oluşturan ve üzücü haberler başka bir gündem oluşturdu bugün. Suriye ile ilişkiler tartışma konusu, yaşanan olaylar artık herkes biliyor. Burada kim ne mesaj verdi, bundan sonra ne olabilir, Türkiye neyin hesabını sormalı, nasıl sormalı, bunları konuşacağız. Arif Keskin stüdyomuzda, bir Orta Doğu uzmanı Arif Keskin. Sizinle ve bizimle birlikte Arif Bey, günaydın. Günaydın. Öncelikle Erkan geçmiş Bey. Olsun hepimize. Pilotlarımız için hala dua ediyoruz. İnşallah sağdırlar, inşallah hayatlarını kaybetmemişlerdir diye. Size gelen bilgiler ne yönde acaba, var mı? Yani benim en son okuduklarım şu yöndeki, yani botlarıyla ilgili bir haber var. Yani botlarından biri bulunmuş mu veya? Öyle bir iddia var. İddia var ama henüz doğrulatamadık. Biz de onu duyduk ama. Tabii ki. O da tabii farklı düşünceleri insanın aklına getirmiyor değil. Hatta bazı bu olay olduktan sonra farklı farklı iddialar da dolaşıyor. Özellikle de Arap basını aslında iki pilot Suriye'nin elinde olduğu iddiasında bulunuyorlar. Hı. Suriye saklıyor onu, dinliyor. Böyle farklı farklı iddialar ve iddialar da ortalıkta dolaşıyor. Doğal olarak bu iddiaları hala herhangi bir şekilde yanıtlamak mümkün değil. Şimdi mesela Al-Arabiya'ya bakıyorsunuz veya başka yerlerde bu iddiaları görüyorsunuz. Yani gerçekten o pilotlar Suriye'nin elinde mi, değil mi, neredeler? Bu konuda herhangi bir fikir söylememiz şu anda mümkün değil. Henüz resmi bir açıklama da olmadığı için tabii. Bunların birer iddia olduğunu söyleyerek geçelim. Peki efendim, Beşar Esad'ın haberi var mı sizce bu işten? Şimdi aslında bu uzun bir tartışmanın konusudur. Başından beri bunu hep söylüyorlar ki Beşar Esad'ın Suriye'yi ne kadar yönetiyor? Yönetiyor mu? O mu yönetiyor yoksa başkaları mı yönetiyor? Bu önemli bir soru. Bunun da en önemli sebebi de Beşar Esad'ın geçmişi, kişiliği ve görüntüsünden kaynaklanıyor. Ve en önemlisi de Suriye'nin bir özellikle de Hafız Esad'la birlikte bir derin bir bürokrasisinin oluştuğu, asker ve istihbarattan oluşan bir derin bürokrasisi var olduğu. Bu derin bürokrasi aslında Beşar Esad'a çok fazla da olanak tanımadığına dair. Hatta Hafız Esad öldükten sonra Beşar Esad açılım yapacağım dedi. Belli demokratik sürece gireceğim dedi. Ama bu biraz önce söylediğimiz o derin bürokratik yapı Beşar Esad'ı önüne geçerek onu engelledi şeklinde farklı farklı iddialar var. Hatta bu süreçte Beşar Esad'ın radikalleşmesi, bu sürece doğru gitmesinin de aynı yapının ciddi rolü olduğunu söylüyor. Şimdi bu olaya da bakıldığında şöyle bir soru aslında mantıklı bir soru olarak var. Şimdi hepimiz bunun şu anda net olarak biliyoruz. Suriye bu uçağın Türkiye'ye ait olduğunu bildiği halde ve 13 mil uzaklıkta bunu vurdu. Evet. Şimdi bunu vuran akıl neyi güvenerek bunu yapmıştır veya ne yapmak istiyor? Şimdi işin bir mesaj verme boyutu var. Evet. Bir de mesaj vermek için kendini güçlü hisseden bir yapım var demektir. Var. Yani öyle bir güçte hissediyorum ki şimdi mesela diyelim ben size bir mesaj vermek istiyorum. Öyle değil mi? Ama mesaj vermek için onu gücüm hissetmem gerekiyor. Vermek isteyip de veremeyebilirim. Veremeyebilirim. Yani gönlümüzden çok şey geçiyor veya devletlerin gönlünden çok şey geçiyor ama pratikte onu yapamıyorlar. Yapabilirlik, yapma noktasına getirmek demek ki yeteneğim var, gücüm var, bunu yapabilirim deniliyor. Şimdi şöyle bir soruyu burada sormak lazım. Yani Suriye'nin gerçekten bunu yapabilecek bir potansiyeli var mı? Neyine güvenerek bunu yapıyor? Dünyayı nasıl yorumluyor? Türkiye'yi nasıl yorumluyor ki bunu yapabiliyor? Veya yoksa aslında hiç yorumlamadan
hiçbir yorumlamadan, herhangi bir akıl yürütme yapmadan Suriye'nin kendi iç iktidar mücadelesinin bir oyunu olarak çılgınca bir yapı emiri, Beşar Esad değil emiri başka birisi veriyor. Aslında Beşar Esad'ı da ve o yönetimi de çok farklı bir sorunla karşı karşıya bırakıyor şeklinde çok farklı ses yorumlar yapılabilir. Peki peki Beşar Esad vermediyse emri verenin amacı ne? Beşar Esad'la ilgili amacı ne? Şimdi yani? Şudur. Eğer Beşar Esad emri vermediyse ki bunu asla bilemeyiz. Evet. Vermediyse bunu yapanların amacı net olarak bundan sonraki süreci tam anlamıyla bir yola tıkılmaz. Yani geri dönüşü olmayan evet. bir sürece. Yani bir Suriye'nin de Beşar Esad'ın da herhangi bir dönüşü olmayan bir yola sokulması anlamına geliyor. Ve ayrıca eğer Suriye'nin yönetiminin içerisinde de isterse askeriyesi olsun, isterse bürokrasisi olsun, gönülleri başka yere kaymışsa onların da önünü kesebilmek. Yani bütünüyle bürokratik yapıyı radikalleştirerek var olan farklılıkları bitirebilme amacı da bitmiş olabilir de. Şimdi bu yapıldıktan sonra Beşar Esad çıkıp ne diyecek? Mesela yapmamışsa ya. Şimdi biz Beşar Esad'ı evet. aklamaya çalışmıyoruz. Sadece bir ihtimal üzerinde duruyoruz. Evet. Şimdi ona yapacağım onda Beşar Esad diyecek ki ben yapmadım haberim yok diyemeyecek zaten. İster istemez sorumluluğu yüklenmek zorunda kalacaktır. Bu da bir anlamda ne oluyor? Bir de bu anlamda eğer Suriye içerisinde bir fikir farklılığı, bir ihtilaf varsa bu ihtilaf ortadan kalkmış olacak. Bu yapının en radikal grupları başarılı olmuş olacak. Olmuş yani Beşar Esad'ı kendilerine doğru kazanmış ha. veya o taraftar etmiş olmuş olacak. Olmuş olacak. Ya da şunu da net olarak söyleyebiliriz. Bunu yapan akıl Suriye'nin en radikal aklıdır. Eğer Beşar Esad bu izni vermişse de demek ki Beşar Esad da radikalleşmiştir. Veya göz yummuşsa da sonuçta o süreci onlara bırakmış demektir. Her harikarda sorumlu Beşar Esad'ın kendisidir. Şöyle bir şey var Erkan Bey. Şimdi burada önemli olan eğer Beşar Esad'ın haberi varsa bu başka. Tamam. Haberi yoksa da demek ki orayı yönetemiyor. Eğer orayı yönetemiyorsa orada ne işi var? Yani orada ne işi vardır? Yani şimdi ve orayı yönetemiyorsa o işlerle şey yoksa bu kadar insanın katlinin ahlaki olarak, siyasi olarak, hukuki olarak sorumlusu o gözüküyorsa neden bu sorumluluğu üstlenmiş oluyor? Yani benim adıma birileri adam öldürüyor. Öyle değil mi? Evet. Ama sorumlu ben gözüküyorum ve herhangi bir itirazla yetmiyorum. Her çıkıp konuştuğumda da bu sürecin haklı olduğunu öne sürüyorum. Yani burada yani her iki durumda da aslında o suçlu. Yani suçlu pozisyonunda. Bir haberi yoksa suçlu o zaman yönetemiyorsun orayı demektir. Haberi varsa suçlu zaten uluslararası hukuku çiğnedin demektir. Çiğnemiş oluyor. Yani şimdi diğer taraftan da bakın bu olay olduğundan günümüze kadar eğer bu süreci başkaları yönetiyorsa evet. bu kadar insan yani, ölüyor. Yani, sorumlusu da o gözüküyor. Doğru. Neden itiraz etmiyor? Neden demiyor ki arkadaşlar bunlar ben yapmıyorum. Başkaları yapıyor. Yani burada şöyle de biraz önce onu söyledim. Aslında bu bütün diktatör rejimlerde, totaliter rejimlerde bir ciddi bir yanılgı oluyor. O yanılgı şudur. Hep birinci adam temiz gösteriliyor. Evet. Sanki çevresindekiler kötü de o iyidir diye öyle bir algı yayılıyor. Ama aslında bütün kötülük zaten birinci adamdan kaynaklanıyor. Şimdi mesela İran'a bakarsanız en başındaki adam masum gibi gösteriliyor. Sanki hiçbir şeyden haberi yok. Mesela Saddam'la da ilgili öyle algı. Ne kötülük varsa çevresi yapıyor. Gaddafi'yle de öyle. Ne kötülük varsa o yapıyor. Yani böyle bir algı. Algı aslında yaratılması da doğru değil. Doğru. Peki efendim Ömer Çelik tweet atmış sabah. Demiş ki uçağımızın düşürülmesinden yola çıkarak Suriye politikasını değiştirin diyen siyasilerimiz. Ömer Çelik Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcısı. Uçağımızın düşürülmesinden yola çıkarak Suriye politikasını değiştirin diyen siyasilerimiz. Bir politikayı değiştirmekle ülkemiz saldırıya uğradığında alınması gereken tavır arasındaki net ayrımı göremiyorlar.
Suriye politikamızı eleştirebilirler ama bunu uçağın düşürülmesinde Suriye tarafında mazeret üretecek bağlama sokmamalıdırlar. Suriye politikasını eleştirmek ayrıdır. Uçağımızın düşürülmesi konusunda partiler üstü dayanışma içinde olmak ayrıdır. Eğer Türkiye Suriye politikası yüzünden saldırıya uğradı, o yüzden politikasını değiştirsin derseniz Türkiye hasımlarına fevkalade yanlış yollar göstermiş olursunuz. Bugün Suriye politikası eleştirisinden bağımsız bir dayanışma günüdür. Türkiye'nin ruhu ve kararlılığı kahraman pilotlarımızın şahsında temsil edilmektedir. Ömer Çelik 40 dakika önce yaklaşık bu tweet'i göndermiş ve kamuoyuna bir duyuru yapmış oluyor. Ne dersiniz? Şimdi biliyor musunuz siyasette, muhalefette de hepsinde temel konu bence iki noktayı birbirinden ayırmak lazım. Birincisi ısrar dönemi, kriz dönemi. Normal dönemden biraz daha farklıdır. Kriz dönemleri genellikle ihtilaflar bir tarafa bırakır, milli bir ruh ve ikinci burada önemli olan hakkaniyet konusudur. Yani şimdi muhalefet edeceğiz diye muhalefet yapmanın da bir hakkaniyet ölçüsünün de olması gerekiyor. Şimdi hakkaniyet ölçüsüyle baktığımızda şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi uzun yıllar Suriye PKK'yı destekledi. Ve PKK en ağır dönemlerini o dönem yaptı. Şimdi Türkiye Suriye uçağını düşürdü mü? Düşürmedi. Yani şimdi aynı yani şöyle var. Şimdi Türkiye Suriye'deki süreci destekleyebilir. Burada şey olabilir. Ama bu Türkiye'nin uçağını düşürebilecek bir gerekçe vermez. Vermez. Çünkü o başka bir süreç. Özellikle de uçağın niteliği olarak o gerekçeyi vermez. Şimdi o uçak bir istihbarat uçağı olsaydı, bu uçak farklı niyetle orada olsaydı yine bir anlam çıkarabilirdiniz. Ama o uçak eğitim ve belli bir radar testi yapılıyor. Ve doğal olarak onun vurulması bütün bu süreci aşan bir şey olarak algılanması. Ali Doğru mesaj göndermiş. Erkan Bey sorun bakayım konuğunuza. Orada o uçağın işi ne? 10 kilometre neden Suriye sınırında? Neden alçak uçuşta? Yani hiçbir kabahatimiz yok bizim. Burada hiçbir soru işareti yok canım demiş Ali Doğru. Ya şimdi bakınız neden orada yani işimiz var. Suriye'ye şimdi yok. Şöyle bir Türkiye'de hep bunu ama Türkiye'de hiçbir kabahat yok diyenler için. Ama işte Erkan Bey hep bunu soruyorlar. Bizim mesela Arap coğrafyada ne işimiz var? Hindistan'da ne işimiz var? Latin Amerika'da ne işimiz var? Afrika'da ne işimiz var? Ya böyle bir anlayış olamaz ki. Tabii ki işimiz olmalıdır. Yani bu bir devlet büyümek istiyorsa her anlamda, siyasi anlamda, ekonomik anlamda da büyümek istiyorsa dünyaya açılmak zorundadır. Yani ne işimiz var sorusu Türkiye'nin kendi içine kapanması, kendi evinde basılması onun anlamı ifade ediyor. Yani, ama diğer taraftan bu sürece, bu olaya özelinde bakarsak ben Türkiye yönetim tarafından açıklananları doğru buluyorum. Doğru buluyorum. Nedeni de şöyle. Şener Aslan Türk mesaj göndermiş işte o yüzden. Yanlış bulanlara biraz ses verelim. Bu olanlar başbakanın istediği şey gibi oldu. Kışkırttı Suriye'yi. Onlar da uçağımızı düşürdüler. Ne yazık ki Türkiye'yi bu hale başbakan ve onun dış politikası soktu. Şimdi burada şöyle bir Türkiye'nin. Şimdi biraz önce PKK'dan örnek verdiniz. Evet, siz onu yine diyelim ve hemen geçelim bu konuya. Evet. Türkiye'nin Suriye politikasını eleştirebiliriz. Yani bunun yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Yani diyebiliriz ki Türkiye bu işin içinde olmaması lazım. Yani bu eleştirilere bana göre herkesin hakkıdır, eleştirebilir. Tamam. Yani burada bir sorun yok. Yanlış da yapıldığını da söyleyebiliriz. Hepimiz zaten bunu söylüyoruz. Bu yanlışlık yanlıştır. Tutalım o Suriye'nin onu yapması, o haklılığı Suriye vermez. Evet. Vermez. Çünkü orada onun yapılması başka bir anlam ifade ediyor. Yani anlam şu, aslında Beşar Esad veya Suriye Türkiye ile olan ilişkisini farklı bir sayfaya taşımak istediğini istiyor demektir. Evet. Bakınız. Sizce bu işin arkasında başka kim var? Net soruyorum. Biraz önceki şey, bu uluslararası hukukta bu bir saldırıdır.
uluslararası hukukta bir ülkenin gemisine, binasına, uçağına vurmak savaş nedenidir. Savaş nedeni. Düşünün yani Suriye bunu yaparak Türkiye ile olan ilişkilerini bilinçli ya bilinçsiz sanki farklı sayfaya taşımak istiyor. Evet. Bu önemli olan bu sorundur. Bu sorundur. Yani Türkiye'nin Suriye politikasını eleştirebilirsiniz. O yerinde ona bir şey demiyoruz. Ona tamam, bir şey demiyoruz. Ama bu başka. Bunların ikisini birbirinden ayırmadan yorumlarsak hata yapmış oluruz. Olayın vahametini de anlamamış oluruz. Ama bu işin içinde kimler var denildiğinde biraz önce şu soruyu sorduk ya. Neye güvenerek bunu yapıyor? He. Yani hangi analize dayanarak bunu yapıyor? Bu önemli bir unsur. Çünkü bize göre bilinçli ve kasıtlı bir şey varsa, demek ki bilinçli ve kasıtlı bir şey varsa bu belli bir güce dayanarak yapılmıştır. Belli bir yoruma dayanarak yapılmıştır, analiz yapılmıştır. O analize dayanarak yapılmıştır. Burada bence İran'ın ve Suriye'nin bir belli derecede, yani bu olay özelinde ne kadar bilgileri var o anlamda söylemiyorum. Ama burada bir onların da şeyi var. Yani nasıl olmuş olabilir? Hemen onlara mı bildirdiler ya burada bir uçak var, bir uçağı vuralım neden, mı falan neden? Diye. Neden? Mesela bunu İran'da... Daha öncesinde mi konuşmuşlar? İran'da bir devrim muhafızlarının üst düzey komutanı şunu net olarak açıkladı. Dedi ki, biz Suriye'ye girmeden önce Suriye muhalefet karşısında zayıftı. Biz Suriye'ye fiziki olarak, maddi olarak, manevi olarak destek verdikten sonra Beşar Esad başarılı pozisyona geçti. Evet. Ve kendileri itiraf ettiler o sürecin içerisinde olduklarını. Şimdi şöyle, İran bizzat en tepeden en itiraf etti. Kozmik odadaki bir adam tarafından itiraf etti. Ki biz oradayız, sürecin içindeyiz. Denildi. Şimdi İran Beşar Esad şunu net olarak düşünüyor. Beşar Esad'a yapılacak bir askeri herhangi küçük veya büyük bir konuda bunu düşünen bir adam muhtemelen Rusya'yı da düşünecektir. Evet. İran'ı da düşünecektir. Suriye sorunu bir adım tırmandırarak sorunun biraz daha boyutunu değiştirme niyeti de var burada. Bakınız bugün Rusya da oradadır, İran da oradadır ama onlar açıktan orada değiller. Kendilerini saklıyorlar. Ama bu süreç biraz daha tırmanırsa, bu sürecin rengi biraz değişirse, bugün Beşar Esad'ın yaptığını doğruya giderse onlar biraz daha öne çıkar. Öne çıkar. Türkiye bir şey yapmaya kalkıştığı zaman Rusya ile ilişkileri gözetmek zorunda olacak. İran'la ilişkilerini gözetmek çünkü zorunda orada olacak. Bunlar var, bu işte de var diyorsunuz. Vardır. Bir adım ileri gittiği zaman onlar daha fazla öne çıkmak zorunda. Ve bir uçağımızın kalacak. Düşürülmesi işinde nasıl yani bir rol almış olabilirler? Yani önceden mi söylenmiştir? Şu anlamda bakınız, önceden şöyle bir süreç vardır. Yani bunun süreç şu. Şimdi belli bir süre zarfında Suriye'ye yönelik bir askeri müdahale tartışmasıdır gidiyor. Evet. Şimdi yapılıp yapılmayacağı başka, zaten yapılmaya ihtimali yok. Son döneme gelindiğinde belli gelişmeler yaşandı. Suriyeli bir pilot Ürdün'e iltica etti. İlticası da tamam. Kabul edildi. Şimdi Türkiye üzerinden CIA silah gönderdiği, muhalefetin silahlandırdığını, hatta CIA Suriye'ye girdiğine dair ciddi şekilde şeyler var. Hatta şu iddialar da yayınlanıyordu. Sanki Türkiye uçaktan bunlara istihbarat bilgisi de veriyor gibi farklı evet. iddialar var. Şimdi böyle bir zemin içerisinde Beşar Esad ne yapmış olabilirler? Onlar Suriye ve İran'la birlikte 3-4 hedefi güden bir plana girişmiş olabilirler. Birincisi, Türkiye'nin oyun kuruculuğu gücünü elinden almış olabilirler. Tamam. Yani almayı istemiş olabilirler. İstebilirsin. Yani sen birinizde senin bir zamanın var. Kendine göre bir takvimin var, onunla hareket ediyorsun. Karşı taraf sana bir oyun oynuyor ki senin zamanlamanı, o stratejik kurgunu bozuyor. Onun istediği şekilde oynamak zorunda kalıyorsan. Eğer o gün o noktada gücün yoksa yerinde oturmak zorunda kalabilirsin. İkincisi ne düşünüyorlar? Şunu düşünüyorlar. Bunu biliyorlar ki AKP veya Türkiye dış politika diplomasisi genellikle
pragmatist bir dış politikadır. Yani çok fazla öyle mazeraya kendisini atabilecek bir dış politika geleneği olmadığını da biliyorlar. Tamam. Şunu düşünüyorlar. Şimdi diyorlar ki yani Türkiye büyük ihtimal çılgınlık yapmaz. Şimdi diyelim Türkiye çılgınlık yapsa da Türkiye buraya tek başına girmez. Türkiye kim de girer buraya? Türkiye gidip kendi müttefikleriyle görüşmesi lazım. Kimiyle Amerika ile, Avrupa ile veya NATO ile. Şimdi baktığınızda, onlara da baktığınızda onlar da bir askeri müdahaleye çok istekli değiller. Yani Amerika zaten bu süreçten böyle kendisi biraz daha mesafeli duruyor. Avrupa da mesafeli duruyor. Baktığınızda yaparak süreci bir Suriye milliyetçiliğine, Suriye Arap vatan anlayışına, bir Arap milliyetçiliğine dönüştürebilecek şekilde de sizi sürükleyebilir. Türkiye'nin uçağını düşürerek farklı mesajlar da veriyor. Ne diyor? Hadi diyordun ki, diyordun bugün gidiyor, yarın gidiyor. Hayır gitmiyor, gitmiyorum. Tam tersine sapasağlam yerimdeyim. Öyle yerimdeyim ki sana savaş atabilecek kadar gücüm vardır burada. Güç korkmuyorum demektir. Yerimde sapasağlam duruyorum. Buna Avrupa'ya da bu mesajı veriyor. Ben Libya değilim. Libya gibi beni düşünmeyin. Yani ben zaten yanıt vereceğim. Arap dünyasına da bunu söylüyor. Kendi muhalefetine de halkına da aynı mesajı vermiş oluyor. Bir anlamda burada çok boyutlu bir mesaj içeriyor. Ama biraz önce söylediğim o küresel yorum esasında bunu yapıyor. Şimdi bu hesabın içerisinde tabii Rusya da var, Çin de var, İran da var. Şimdi şöyle düşünün. Yani Türkiye bir şey yapmaya biraz daha süreci sertleştiğinde onlar devreye girecek. Şimdi İran ne diyor? Çin ne diyor? Rusya ne diyor? Hepsi temkine davet ediyorlar. Yani üzerine ört diyorlar veya konuşarak çöz diyorlar. Çünkü bu sürecin başka sayfaya taşınması diğerleri de işin içine çekebileceğini de hesaba katılıyor. Şimdi bütün bu sayfaya bakıldığında yani Suriye'deki o analizci akıl, o sıçıcı akıl bütün bunları düşünerek bunu yapmıştır. Şu taraftan da şunu da düşünmüştür. Diyelim ne yapacak Türkiye? Birleşmiş Milletler'e götüreceğiz konuyu. Birleşmiş Milletler'e... Şam'a cevabı dünya verecek. Şimdi Birleşmiş Milletler'e götürdün. Birleşmiş Milletler'de de güvenlik konseyinde Rusya orada, Çin orada veto hakkı var. Şimdi Rusya'nın Suriye'ye yönelik, Suriye'nin canı yakabilecek bir konuda bir veto hakkı verecek mi? Şu en büyük şeyde bir kınama çıkar. Ama çünkü ağır konuştunuz siz, Suriye gerekirse savaşırım demiş oluyor bize diyor. Evet. Ve zaten bunun anlamı o. Başka millete de dediniz ki Türk dış politikasını eleştirebilirsiniz ama bu olay üzerinden yapmayın çünkü bu olayda Suriye haksız. Suriye haksız. Ve suçlu. Suriye çılgınca bir davranış. Ve süreci farklı bir sayfaya taşıma. Birleşmiş Milletler Şam'a cevabı dünya verecek. Şimdi bakınız şu Birleşmiş Milletler'e gitti. Birleşmiş Milletler'den Libya modeli bir karar çıkmayacağı kesin. Yani işte, kesin görüyor. Size göre öyle canım. Rusya zaten o izni vermeyecek. Vermeyecek. Yani, tamam. Peki, Birleşmiş Milletler'den umudu kesiyorsunuz. Birleşmiş yani. Milletler'e gider de Birleşmiş Milletler'den sulandırılmış bir karar çıkar. Ve bu Türkiye çok fazla da... Bu işin arkasında Rusya ve İran kesin var diyorsunuz. Bakın yani, Ruslar ve İranlılar seyrediyorsa size kızıyordur. Türkiye uçağı neyle vurulmuş bu da tartışmalı bir konu. Yani evet. Onun neyle vurulmuş, o neyle vurulduğunu yanıttıktan sonra kimin ne kadar bu işin içinde olduğunu daha fazla tartışma. Peki, ama Birleşmiş Milletler'den bir şey çıkmaz diyorsunuz. Ciddi bir şeyin olabileceğini zannetmiyorum. NATO? Yani NATO'da şu anda... NATO'yu zaten biz de pek istemiyoruz. Evet, yani buralara bulaşmasın istiyoruz. Şu anda görünen o ki Türkiye bir askeri müdahaleden yana değil. Yani o noktada değil. O nedenden dolayı NATO'nun 5. maddesini çalıştırmak istemiyor. Şimdi istemiyor. Zaten 4. maddeye göre. Soruyu diğer taraftan, diğer farklı şekilde de soralım. Ya Türkiye isterse de çalıştırırlar mı? Yani orası da yani. Şimdi yani uzun süredir zaten Türkiye'nin önemli
sorunları var. Tamam peki, kadar başka? Birçok Avrupa Birliği? Yani Avrupa Birliği'nin içerisinden, Avrupa Birliği'nin içerisinden sert bir şey gelebileceğini düşünüyorum. Yani şu anda zaten açıklamalar o yönde. İngiltere'nin açıklaması o yönde, İtalya'nın açıklaması o yönde. Baktığınız zaman Avrupa'da bir sertlik var. Tamam, ama bu sertlik, yani bu sertlik ne şekilde kendisini gösterecek? Yani bu sertlik nerede? Beşar'ın umurunda mı ki? Ha, şimdi orası da diye zaten. Yani Beşar Esad umurunda mı yani, sert mert adam kesmiş zaten dünyayla itibarını. Yani mesela Avrupa, mesela İngiliz sert açıklama yapıyor, İtalya sert açıklama yapıyor. Şimdi bunun NATO'dan bir şey çıkmayacaksa Avrupa Birliği ne yapacak mesela Suriye'ye, ne yapabilir? Şimdi baktığınız zaman zaten Beşar Esad şu anda dünyada izole olmuş bir ülke. Bazı ülkelerle zaten iletişim kanallarını da böyle kesmiş yani. Kapatmış. Yani olmasa da olmasın diyor. Biliyor musunuz? Mesela şimdi bazı ülkeler son noktaya geldikten sonra dışarının ne yaptığına pek fazla önemsemiyorlar. Önemsemiyorlar. Yani, yani normal bir dönemde devletler dışarıyı çok önemsiyorlar. Ama kritik ana geldiği andan itibaren o orada orada sadece kendilerini destekleyenleri önemsiyorlar. Onun dışında yerlerini önemsememeye doğru gidiyorlar. Mesela Libya'da Gaddafi ne yaptı? Gaddafi kendi halkını bombalamaya kalkıştı. Umurunda olmadı dünyanın ne dediği. Veya şu anda da Suriye'nin de öyle umurunda olabileceğini. Yani şöyle bir soruyu sormak gerekiyor. Aslında siz de bundan sonra diğer konuklara da bunu sorabilirsiniz. Diplomatik girişimlerimizin alanı ne kadar geniş? Evet, soruyorum işte. Yani, evet, onu konuşuyoruz. Evet. Ne yapılabilir? Siz dediniz ki NATO'dan bir şey, Birleşmiş Milletler'den sulandırılmış cıvık bir karar bekliyorum dediniz. Evet, öyle olacak. Çünkü eğer çıkarsa yani, ben Rusya'nın öyle bir şeyi izin vereceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü evet. Rusya... Yani tabii şeyden bahsediyoruz, böyle keskin, eleştiren, kınayan cümleler dışında. Ya şimdi dışı yok yani, o cümleleri herkes söylüyor zaten şimdi. Yok, şey olarak, şu anda iki pilot kayıp, bir uçakta düşmüş. Yani Suriye yönelik bir yaptırım veya herhangi bir eyleme haklı çıkarabilecek bir kararın Birleşmiş Milletler'in çıkabileceğini düşünmüyorum. NATO? NATO zaten Türkiye onu kendisi şu anda o noktaya doğru gitmiyor. Avrupa Birliği. Ama şimdi Türkiye NATO bu bölgeye çekerse, Türkiye açısından olumlu bir şey olmaz. O da olmaz. Yani Türkiye'nin bölgesel anlamda imajı ciddi bir biçimde zedelenir. Çünkü Türkiye'nin şu andaki gücü nereden kaynaklanıyor? Türkiye'nin gücü şu anda yumuşak bir güç. Peki nedir yani? Ne olacak peki Arif Bey? Diplomatik girişimlerin alanı nedir? Soruyorum size. Yani ben bu diplomatik... Siz sormuştunuz. Evet, diplomatik alanın Türkiye'yi tatmin etme bağlamında ve Türkiye'nin caydırıcılığını kazanma bağlamında, hatta Suriye'nin canını yakma bağlamında sınırlı olduğunu düşünüyorum. Tamam, yani, anladık. Yani diplomatik girişimler lafına pek itibar etmiyorsunuz. Ya bu, bunun çok fazla. Yani şöyle bir durum var. Şimdi bakınız Erkan Bey, biz geçmişteki açıklamalarla kendimizi belli noktalarda da bağlamışızdır. Yani mesela şu anlamda bu sürece yani Arap Baharı'ndaki demokratikleşme sürecini biz destekliyoruz, biz yönetiyoruz demişiz. Ve bir anlamda da bölgedeki olup bitenlerin tarafıyız. Ve hatta bazı çevreler tarafından da Türkiye'nin bölgesel güç olduğu şeklinde farklı iddialar var. Şimdi siz kendinizi böyle bir noktaya soyunduğunuz anda sizin sağınız düşürülüyor ve siz kendiniz de diyorsunuz ki bu bilinçli olarak vurulmuştur. Evet. Ve eğitim uçağı vurulmuştur. Burada bir kasıtın olduğunu da kendiniz de itiraf ediyorsunuz. Şimdi bunun arkasından eğer siz imajınızı ve caydırıcılığınızı yerine getirilmediği sürece inandırıcılığınız sarsabilir mi? Bu kadar çok silahlı kuvvetler barındırmanın ve sahibi olmanın da amacı budur aslında. Savaşmak değil aslında. Caydırmaktır. Yani eğer caydırıcı gücünüz ve inandırıcılığınız olmazsa doğal olarak
doğal olarak biraz tesiriniz ve etkiniz evet. azalabilir. Şimdi buradaki soru nedir? Buradaki soru şu. Bu olay Türkiye'nin bölgesel imajını nasıl etkileyebilir? Bu çok önemli bir soru. Demiş ki Ersoy Bey, uçağımıza saldırıldı ilk 12 saat içinde F-16'larda Suriye'yi vurup kaza oldu diyeceklerdi kardeşim. Yani şimdi zaten kaza olduğunu söylüyorlar. Yani kaza hem vurduk diyorlar. Kaza olduğunu söylüyorlar. Ama Dışişleri Bakanımız öyle demiyor. Tamam kaza olduğunu var. Diyelim ki kaza oldu bilmeden yaptılar. Herhangi bir özür dileme belirtilesi de yoktur yani. Yoktur. Üzüntü belirtisi de yoktur. Özür dileme belirtisi de yoktur. Eğer ben bir kaza ara bir şey yapmışsam öyle değil mi? Özür dilerim. Özür dilerim ama şu anda öyle bir... Beyler ne konuşuyorsunuz yahu? Türkiye Cumhuriyeti'nin uçağı düşürülmüştür. Sözün bittiği yerdir. Misilleme yapılması lazım. Güç böyle gösterilir. Şimdi onu... Ne yapmak lazım onu söyleyin. Yani onu, şu ana kadar konuşulan bütün şıkları çürüttünüz. Birleşmiş Milletler dedik, cıvık bir karar çıkar dediniz. NATO dedik, zaten Türkiye kendi de pek istemiyor NATO'nun oraya bulaşmasını dediniz. Avrupa Birliği dedik, herifin umurunda değil, zaten kesmiş diplomatik kanalları, Suriye'nin böyle bir şey umurunda değil dediniz. Arkalarında İran ve Suriye var, İran ve Rusya var dediniz. Ne yapacağız yani? Şimdi bakınız burada... Biz mi özür dileyelim gidip Suriye'den? Burada önemli olan o genel stratejik hatlarımızı doğru koymamız lazım. Yani genel stratejik hatlarımız ne olması lazım? Birincisi, ben de her tür savaş çığırtkanlığından, her tür Türkiye'yi savaşa veya farklı maceralara sürüklenmesinin doğru olduğunu düşüncesinde değilim. Yani Türkiye, Suriye'nin içine bir taraf olarak, özellikle de savaş bağlamında söylüyorum, bir askeri müdahale bağlamında söylüyorum, Orta Doğu'ya bu bağlamında girmemesi gerekiyor. Evet. Orta Doğu'ya askeri olarak giren şu anda kaçmaya çalışıyor. Doğru. Çünkü orada bataklık, giren zaten çıkamıyor. Ve önemli olan şudur ki Türkiye toplumu da zaten bunu istemiyor. Türkiye toplumu da istemiyor. Böyle bir şey de istemiyor. Ve bu Türkiye'nin imajını bölgesel anlamda ciddi bir biçimde zedeleyebilir ve derin yaralar da tamam. Bırakabilir. Bu bir tarafta. Yani savaşa girmeden. Savaşa girmeyi bir tarafa bırakılması lazım. Ama şu önemli şeyi dikkate alma. Türkiye caydırıcılığını kazanabilecek tavırları ortaya koyabiliriz. Şimdi nedir onlar, onu söylüyorum sizce. Bana göre, yani benim kişisel önerim, eşit oranda bir eylemi yapılmaz. Net. Ya eşit oranda bir eylemi yapılmaz. Böyle bağıra yapılmaz ki, bu böyle televizyonlarda konuşa konuşa tartışa yapılmaz ki. Yapılacak idi. Tabii ki. Bu zaten şimdi ben kimim ki? Veya biz de söylüyoruz yani. Uzmanız diyoruz. Evet. Estağfurullah canım. Biz Arif Keskin, Orta Doğu uzmanı. Size göre eşit miktarda ve değerde bir eylem mutlaka yapılmalı. Veya mesela eski Türk bakanlarının böyle birisinin şöyle bir açıklamasını duydum. Biz de yanlışlıkla Suriye'nin bir uçağını düşürebiliriz. Evet. Yani eğer yanlışlıksa öyle olmuşsa. Öyle olmuşsa. Yani bunu bu olmadığı sürece şu önemlidir. Bence Türk kamuoyu da tatmin olmayacaktır. Ve ayrıca şu da yani bu olmazsa tatmin. Tabii ki olmayacak. Yani. Bölgesel anlamda Türkiye'nin imajı da burada önemlidir ve ayrıca şu da çok çok önemlidir. Yani Suriye şu anda Türkiye'nin dış politikasının laboratuvarı pozisyonundadır. Yani bu laboratuvarda bu politika Suriye'de başarılı olmazsa Türkiye geri dönüp evinde oturmak zorunda kalacaktır. Yani bir anlamda o nedenden dolayı dikkat ederseniz Sayın Davutoğlu ve diğerleri başarılı olmak zorundayız diyorlar. Öyle mi? Yani çünkü daha orada yenilirseniz... Ama siz dediniz ki İran ve Rusya var bu işin içinde. Nasıl yani? O anda hemen İran'a ve Rusya'ya haber gönderdiler. Onlar da düşürün Türk uçağını mı dediler? Hayır, yani? Burada... Önceden mi yapılmıştır bu işler? Burada zannetmiyorum yani öyle bir tür komuta merkezi olsun da öyle bir şey kastetmiyorum ama büyük ihtimal şu konuşulmuş olabilir. Yani çevremizde yanlış şeyler oluyor ve bizi korkutmaya çalışıyorlar. Ama aslında buna bir yanıt verilmesi gerekiyor.
Denmiştir. Denilmiştir. Biz buna bir yanıt vereceğiz. Ama bu yanıt ne şekilde olur? Denmiştir. Onlar arasında denmiştir. Onunla konuşulmuştur. Beyefendiye sor bakalım. Türkiye neye güvenerek muhaliflere destek verdi? Ankara'nın duvarlarında afişleri asılan Müslüman kardeşleri unutmayın. Sen neye güvendin de Suriye'nin muhaliflerini Türkiye'ye topladın kardeşim? Demiş. Yani bu soru meşru bir soru. Yani bu soru meşru bir soru. Yani sonuçta bu tamamı sorulabilir. Sorulabilir. Yani niye sen Suriye'yi? Ama bunun da tabii ki yanıtı var. Şöyle bir soruyu da sormak gerekiyor. Yani Türkiye, yani Beşar Esad kendi vatandaşı olarak öldürdüğü insanların katletmesinin, seyredilmesinin bir Türk olarak sindirebilir miyiz? Ne yapsaydık? Yani ne yapılsaydı? Yani şimdi orada adam öldürüyor, değil mi? Ve sürekli de adam öldürüyor. Yani her hafta canım, benim bir inisiyatifimin dışında oluyor. Kontrol edemediğim devlet ve asker bürokrasisi var. Ne yapacağız? Yani şurada çok önemli. Yani sonuçta bir insani duyarlılık da söz konusudur. Yani bir insani, aynı insani duyarlılığı nasıl biz dünyadan bekliyorsak, şimdi PKK konusunda dünya ne kadar duyarsızsa, neden duyarsızdır? Çünkü dünya şiddet ve silah, ne kadar şiddeti ve silahı kötülese de aslında şiddet ve silah aşkıyla tutuşuyor. Yani böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani dünyanın en büyük paraları neredeyse silahlara gidiyor. Askeri teknolojiye gidiyor. Bu açıdan bakıldığında yani bizler dünyayla çevremizle bir insani ilişki kurmanın neresi kötü? Yani bu bir ahlakıdır. Bu bir insani görevdir. Ama şurada önemli olan orada nasıl olmak tartışılabilir. Nasıl olmak tartışılabilir. İlkesel olarak burada tartışılacak bir konu söz konusu olamaz. Ama politik anlamda tartışılabilir. Yöntem tartışılabilir. Başka şeyler tartışılabilir. Ama sonuç itibariyle düşünün, Kaddafi kendi vatandaşını öldürüyordu. Evet. Yani insan olarak biz ekonomik ilişkilerimizi devam ettirelim demek doğru mu? Yani burada ciddi bir ahlaki sorun var yani. Sorun şu, sonuç itibariyle bu dünyada yaşıyoruz ve bu dünyada olup biten her şey bir şekilde bizi etkiliyor ve biz o dünyadan ahlaki olarak, sizden çıkarttığımız sonuç şu: diplomatik ilişkiler ve baskı etki yapmaz. Bir de benim en çok şaşırtan şey, mesela Türk milliyetçilerinin bu Beşar Esad'ın bu katletmesine göz yummaları. Nizam-ı alemden konuşuyorsunuz. Evet. Türk şahın hakimiyetinden konuşuyorsunuz. Türk adalet mefkuresi var tarihimizde. Ne oluyor burada? Demiyor musun? Niye demiyorsun? Yani bu burada yani nizam-ı alemcilere ağır konuştun ya, ama herkese şunu söylüyorum. Nizam-ı alemcilere en çok şu yani bu da her adamda solculuk iddiasında olanlar. Solculuk nedir solculuk yani? Şimdi Al-Kaide Amerika'yı vuruyor diye anti-emperyalist mi? Al-Kaide'yi destekleyecek miyiz? Solculuk bu kadar kepaze mi? Yani bu ciddi şekilde yani birisi Amerika'ya karşıt laf söylüyorsa kendi vatandaşına istediğini yapma hakkı doğabilir mi? Bu solculuk bunu destekleyebilir mi? Destekleyebilir mi? Efendim çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Arif Keskin sizinle ve bizimle birlikteydi sevgili dostlar. Kendisiyle konuştuk. Sizi, bizi, vatanı, milleti, memleketi anladık ki eşdeğer bir karşılıkta bulunulması lazım. Evet. Milletin yüreği başka türlü dinmeyecek. Bunun bölgemizde bunun bir gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü İran medyasına da bakıldığında, Arap'taki özellikle de Suriye yanlısı medyaya da bakıldığında bir zafer çığırtkanlığı var. Var. Bak yeni tırnak içinde haddi bildirildi deniliyor. Arap dünyasında böyle bir şey de deniliyor. Efendim Ömer Çelik, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dış işlerinden sorumlu, dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcısı bir tweet atmış yaklaşık bir saat kadar önce. Uçağımızın düşürülmesinden yola çıkarak Suriye politikasını değiştirin diyen siyasilerimiz bir politikayı eleştirmekle ülkemiz saldırıya uğradığında alınması gereken tavır arasındaki net ayrımı göremiyorlar
demiş. Ve devam etmiş gönderdiği tweette Ömer Çelik. Suriye politikamızı eleştirebilirler ama bunu uçağın düşürülmesinde Suriye tarafına mazeret üretecek bağlama sokmamalıdırlar. Suriye politikasını eleştirmek ayrıdır. Uçağımızın düşürülmesi konusunda partiler üstü dayanışma içinde olmak ayrıdır demiş. Eğer Türkiye Suriye politikası yüzünden saldırıya uğradı, o yüzden politikasını değiştirsin derseniz Türkiye'nin hasımlarına fevkalade yanlış yollar göstermiş olursunuz. Bugün Suriye politikası eleştirisinden bağımsız bir dayanışma günüdür. Türkiye'nin ruhu ve kararlılığı kahraman pilotlarımızın şahsında temsil edilmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dış işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı bu tweet'i göndermiş. Konuşacağız efendim, bir başka uzman, bir başka değerli düşünce adamı, bilim adamı Profesör Doktor Yasin Aktay sizinle ve bizimle birlikte olacak. Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Yasin Aktay'la hem Mısır'daki son durumu da konuşacağız, seçim sonuçlarını da konuşacağız. Hem de bu olan bitenle ilgili ne yapılmalı bunu konuşacağız. Reklamlardan sonra evinizdeyiz.